Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Mevzu Aşk. Başlayalım. Olgun Toker karşımda. Çok da yakışıklı. Dur. Podcast sesimi bulmaya çalışıyorum. Bu iyi mi? Bir mi konuşmaya çalışsak? Böyle hani yap deneyelim mi? Yapalım. Mevzu. Aşk acayip bir konu ya. Evet evet. Yatak odası sesini alalım. Değil mi? Böyle bir. Bilmeyenlerin en çok kullandığı ses. Umarım hepsini yayınlayabilirsin. Yayınlayacağım. Sen kaldırabilecek misin bu yayını, onu bilmiyorum. Aşkla mı giriyoruz hemen? Hemen aşkla girelim. Niye biliyor musun? Çünkü senin karakterin de çok aşk. Şu an son canlandırdın. Ama diğerleri mesela keskin adamlar var. Net. Ya çok aşık, ya arkadaşının sevgisine aşık bir şey var. Evet. Yani şey, yani daha tutkulu aslında. Bilmem yani, genelde böyle roller denk geldi. Evet. Diğer duyguları da çok tutkuyla yaşayan. Yani işine, yani çocuğu varsa çocuğunu tutkuyla, sevgiyle bağlanan. Yani evet, hep uçlarda karakterleri denk geldi. Onları hani oynamaya çalışıyorum. Veya ben de onlardan mı keyif alıyorum? Bunlar mı biraz daha tahrik ediyor? Tahrik dedin, şu an durduk yani. Yani evet ya, ben de mesela izlemekten keyif alacağım rollere biraz daha yükseliyorum. Onlar da zaten yani bu ülkede bu dizi koşullarında, yani bu sağ olsun bu Rütük'le çok da aslında çok da tutkulu da yazılamıyor. Veya işte defolarını çok fazla gösteremiyoruz. Biz de biliyorsunuz her şey çok ayıp, her şey çok kaka olmaya başladı. Ve elimizden geldiğince ben karakterlerin defolarını göstermeye çalışıyorum. Ve yaşadığı duygu defonun içerisinde olduğu zaman şey izlenimi veriyor. Çok mu abartı veya çok mu yüksek yaşıyor diye. Ama bana gerçek olan olmuş gibi geliyor. Yani biz öyle çok böyle gerçekte duygularımızı dizilerdeki gibi yaşamıyoruz tabii. Değil mi? Senin kendin evde paşa düşse delirim. Nerede? Bu son oynadığın şeydeki. Ağırdaki. Beğendin mi? Çok beğendim, şöyle dedim. Ama aslında iyi bir çocuk bu mesela. Yani dizi kimle izliyorsan. Ya ben aslında biraz ona özen gösteriyorum. Yani o çok tesadüfe olan bir durum değil. Rol ilk geldiğinde sebeplerini, sonuçlarını yönetmenimle ve senaristimle çok irdeleyerek, analiz ederek yola başlıyoruz. Yani o çok yolda karar verilen bir durum olmuyor. Ya bir insan, ya kötü insan diye bir şey yoktur. Hangimiz iyi ki? Ben geçenlerde şey dedim abi, iyi biri bana iyi olduğunu iddia etsin. Ben onun rolünü oynayayım. Yani onun otobiyografisini oynayalım. Var mıyız? İşte yok, bir de çok sıkıcı. Ya iyi, ne kadar iyi olabiliriz? Her şeyde ne kadar iyi olabiliriz? Evet. Ya dolayısıyla ben hala o yatak odası sesine böyle... Falan çok hoşuma gitti. Ben mesela şey yapıyorum. Öyle yapınca ben de böyle... falan. Bir yenemedim oraya ama. Yani yok, kötü kararlar veren insanlar var. Ve bunun da kendi içinde bir determinizm. Yani niye kötü karar vermek zorunda kalıyor? Veya onu oraya iten şey ne? Bunlar eğer gösterilebiliyorsa oynadığımız şeyin içerisinde... O zaman seyirci çok daha kötü de olsa, iyi de olsa, hoşuna gitmese de bir empati kurabiliyor. Gerçek geliyor. Yani belki de şimdiye kadar oynadığım rollerde en özen gösterdiğim şey bu. Yani nasıl göründüğünden ziyade hani... Gidirir, ans yapısı. Nereye gider? Ben nasıl bir etkileşim sağladım seyirciye? Biraz derdim onlar oluyor. Bu da rollerin her birini gerçek kılıyor. Gerçek kılınca da şey diyor, ha, duyguları ne kadar samimi. Demek ki hep yüksek duygular olan karakter. Hayır, aslında sadece sebeplerini oynuyor. İşte onu çok iyi yakalıyorsun. Oradan onu da kabul et artık. Evet, iyi yakalayan bir adamsın. Ya evet, ya yöntem gelişiyor. Yani o biraz sanırım tecrübe geliştikçe, tecrübelendikçe hani rollerde neye özen göstermek, yani daha doğrusu zamanımı bir rolde neye harcamam gerektiğiyle ilgili bir durum. Yani işin sadece kabuğuyla biraz daha zaman harcasam sanırım herhalde bu çocukluğundaki o yalnızlığına mı dayandırsam falan. Ya evet, buraları göremeyebiliyorsunuz nasıl göründüğünüze, yani nasıl bir şekilde bürünmeye çalıştığınızda çok zaman ayırınca. Benim öyle zaman kayıplarım çok olmuyor. Yani o konuda ukalalık yapabilirim. Ama bu herhangi bir rol, son diziyle ilgili ya da sahne değil, bana oynuyorsun diyen biri çıktı mı hiç hayatında? Biz seninle sevgiliyiz ya da bir şey. Bana şimdi oynama, dizi değil burası diye bir kavgalarda böyle şey çıkıyor mu? Ha, anladım. Yani anladım. Hani orada da bir karşı tarafı fake'e düşürmeye çalışma falan. Ha, ya öyle vizyonlar yaratmaya çalıştım. Ya hepimiz oynuyoruz. Oynuyoruz, ben de bir radyocu. Belki... Belki de bunu hani daha antrenmanlı olabilir bu konuda, ama bunu hiç yöntem olarak kullandın mı diyorsan, hani birilerine bunu silah olarak kullandın mı diyorsan,
Yok, sadece bazen tartışmalar sırasındayken, yani biriyle tartışıyorsam, dikte etmeye çalışıyorsam, onun farkında olarak evet, evet, karşı tarafı etkilemek için, ama olur ya tartışmanın amacı da olur. Etkilemek için bazen bir şey anlatırken fazla acite edebiliyorum bazen durumu. Manipülasyon yok senden bu kadarıyla. Kaçıştasın. Vizyon ya, tamamen. Adam mesela lan bu anlatırken ne kadar ilginç falan filan derken gitti de benim fikrime kapılabiliyor yani. Şey söylüyorsun, iyi. Acite etmek oluyordu. Evet, öyle bir durum. Aşkı etkileyen bir şey mi? Yani ben radyoyum. Sen istersen biz seninle flört ediyorum. Sen beni radyo sabahları dinleyebiliyorsun ya da sahneye gidip izleyebiliyorsun. Ben seni akşam izleyebiliyorum. Herkes böyle sosyal hayatın içinde değil. Bizim aşklarımız mı daha hızlı gelişiyor yoksa millet mi bizden daha hızlı? Anladım. Yani daha düz doğru mu anladım? Ben sana bir... Yaşadığımız sosyal hayatta bir etkileşim, bir şey oluyor. Evet, yani hızlı bir hayat sürmek zorunda kalıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Göründüğünün tam tersi bir durum var. Sosyal hayatımıza ben çok zaman ayırabildiğimizi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla sayfalarca dolu senaryolar çekmek zorundayız. Yani takribi 120 dakikayı buluyor. 120 dakikayı biz 5 günde çekmeye çalışıyoruz. 5 gün. 5 gün Yasemin gerçekten çok kısa bir süre bu şey için. Bu böyle bir iş için. Ya iş diyemiyorum, bu bir şey için diyorum. Bir şey bu. Buna şahit olduğu bizde inanılmaz bir şey. 6 ayda çekiyor. Yani buradan hesap edelim. Biz 120 dakikayı 5 günde çekiyoruz. Yani çok hızlıyız. Ve herkes yaptığı işin dışında diğer işlerden de biraz anlamak zorunda kalıyor. Yani ben oyunculuk yaparken senaryodan anlamak zorundayım, kurgudan anlamak zorundayım, montajdan anlamak zorundayım, kostümden anlamak, her şeyden anlamak zorundayım. Dolayısıyla herkesin işine de karışabiliyor. Yani biz dolayısıyla kendi departmanımızda kalamıyoruz. Hızlı konuşmak gerekiyor mu? Yani zamanımız meselesi. Madem bu meseleye girdik, hızlıca anlatayım. Buradan bağlayacağım aşka, umarım. Bağlarım sen rahat. Bak acıte, ben şimdi seni önce bu tarafa doğru bir çekeyim. Ben anladım, adam beni aldı götürdü. Dolayısıyla biz sürekli böyle mi olsa şöyle mi olsa, aslında şunu da yaparsak şöyle olur, böyle olsa falan, yani sürekli yani toplu halde kreatif bir ekibin içerisinde bir iş yapmaya çalışıyor. Bu da yani sadece kendi işini yapıp bitirip evine dönsen, evinde bulunduğun dakikalar içerisinde işten uzakta aşkını yaşayabilirsin, sosyalini yaşayabilirsin, çocuğuna daha fazla vakit harcayabilirsin, eşine sürpriz yapmaya zamanın kalabilir, aklın kalabilir, bir fikir, aa şimdi eve giderken şöyle bir sürpriz yapayım falan, hani vardır ya öyle bir... Bence sürpriz bozan taraf oluyorsun. Ben kendi iş hayatımda da öyleyim. Yani bu plan hiç olmuyor. Ya olamama sebebini anlatıyordum. İşte hani aslında olmuyor, yapmıyoruz biz de. Hani yapamıyoruz. Ya gücümüz kalmıyor ona, açık konuşayım. Aşk güç istiyor, enerji istiyor. Yani yaratıcılık istiyor. Yani ben etkilemem gerekiyor değil mi karşı tarafı? O etkileme isteği bittiği zaman aşk da bitiyor. Yani aşkı diri tutan da o değil midir? Yani ben... Yani ne zaman kalkıp saçımıza başımıza bakmaya başlıyorsak, hani diğer bir dakika bir belki karşılaşırız ve ben daha iyi acite ederim falan diye. Gel acite. Ya dolayısıyla hani o bir zaman bir şey istiyormuş, güç istiyor. Yani buna zaman ayırıyor. Maalesef aslında işimiz çok sosyal görünse de bizim bu tür şeyler çok zamanımızda ilgileneceğimiz bir işte. Yani sabah saat 6.30 gibi kalkıyorsunuz, 7.30 gibi, 8 gibi sette oluyorsunuz, hazırlık oluyor. Ve hemen sete giriyorsunuz ve hızlıca o sayfaları çekip bitirmeye çalışıyoruz. Etrafında bu işi yapmayan arkadaşların şey diyor mu Olgun sana? Ne kız vardır sende be falan. Yani senin vaktin yok mu şey şu an? Anlat. Ya çok imrenilecek bir şey yaşıyoruz zannediyorlar. Yani evet, yani ben bu arada çok keyifli, memnunum bu durumda. Ama bu işle ilgili dertlerimi arkadaşlarıma anlattığım zaman hemen akılların o geliyor. Ulan bırak şimdi, o sosyal çevrede öyle çalışıyorsun. Kendince hani bırak şimdi. Bunlar derdim, insanları dert olarak görünüyor. Çok acayip yani. Onun dışında işime gerekli özeni gösterdiğim sürece bu işin bütün yönetleri bana hani karşılığını bolca veriyor. Her oyuncusu dediğimiz o net adamlardansın değil mi? Yani yıllar sonra sen 20 yıl sonra yine karşılaştığında başka bir karakterle yine karşımıza çık. Onun metodu ya da adı ne bilmiyorum ama olayın o. Ben de bilmiyorum. Ben onun adını bilmeye çalışan, işte öyle yöntem üretmeye çalışan insanlar oldu. Ben onları da çok bildiğini düşünmüyorum. Ben yazılan herhangi bir şeyin veya gösterilen herhangi bir şeyin karakter dışı olduğunu düşünmüyorum. O da bir karakter. Ama herkesin bir işin içerisinde pozisyonları. Yani kimilerinin aşkı gösterirken beğeni beklentisinin daha fazla olduğu roller var. Yani. Daha geneli
almaya çalışan, estetik olarak güzellik kaygısını çok riske girmeden, genel güzellik yargısında yapımcılar tarafından çok riske girilmeden bir kas çalışmaları oluyor. Şimdi bunun dışında kalanlara da karakter oyuncusu falan diyorlar, o kümenin dışında kalanlara da. Aslında hani bu kaba tabirle böyle. Hani bir sinemayı oynuyorsun gibi bir şey mi? Şu an kendim de böyle şey yap. Ya yok, hani esas kızın dışında hani sana daha inandırıcı gelen, daha evet bak, iki adam ya, bak o daha gerçek dediğimiz ne varsa onlara nedense karakter oyuncusu diyorlar. Bu açıdan düşün. Evet, daha gerçek diyorsun. Bak karakter. Çünkü o karakteri hayatınızda bir yerinde biliyorsunuz. Bir yerlerde görüyorsunuz. Daha gerçek, daha gerçek. Ama ben hani çok ayrım olduğunu düşünmüyorum. Yazılıyorsun. Karakterdir yani. O da öyle yani. Hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Evet. Kısaltabilir miyim? Emin olamadım. O konuda o kümedeki oyuncular. Hani elimden geldiğince daha gerçekçi yapmaya çalışıyorum. Seni gerçek yaptığı için daha uzun süre bambaşka şeyler de göreceğimiz anlamına geliyor. Umarım. Ya umarım. Ben bu işten sıkılmazsam. Sonuçlar çıkıyor. Teşekkür ederim. Ne güzel anlat. Teşekkür ederim. Bu arada bu. Ya aşk hayatımızda hep olmasın. En sevdiğim cevap. Aşksız kalmıyor. Bir şeyler yolunda gitmediği zaman aşık olmadığımız anlamına çıkmıyor. Aşk hayatımızda olsun. Aşk hayatımızın hayatını güzelleştirir, yükseltir, değiştirir. Yani devrim dediğim. Ha, neye aşk diyeceğiz onu konuşalım. Artık bakarız başka programda. O zaman görüşürüz, bay bay. Yatak odasında konuşalım. Bir dönemedik aşka da. Hadi görüşürüz, bay bay.